Evet, Şahin Uçar kardeşim. Selamun aleyküm. Aleykümselam hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaç yaşındasın Şahin kardeşim? Hocam, 36 yaşındayız. O kadar oldum diyorsun yani. Yaşlandım. Nereden geldi bu çiğ köfte açma fikri? Nereden geldi? Arkadaşlar, çiğ köfte yapan arkadaşlar tavsiye etti. Diyorsun. Kaç doğumlu oluyoruz? 86. 86 doğumlusun. Şu anda çiğ köftecilik mesleğine kaç zamandır devam ediyorsun? Hocam, 7 sene. O kadar oldu mu ya? 7 senedir bu işin içinde. Belki üstünde de olabilir ama 7 sene falan. Şahin kardeşim. Buyurun. Çiğ köftelerin maşallah ülkede tutuldu. Elhamdülillah. Arkadaşlar sizi seviyor ya. Helal gıda diyorsun. Aynen öyle. Yani helal gıda bir açılımını yapar mısın bizlere? Helal gıda demek, yani insan sağlığına zarar vermeyen, yani insan sağlığına zarar vermeyen maddeler olduğu için, yani faydalı olan. Onlardan yapıldığı için. Yani insan sağlığına zarar verecek madde olduğu için. Yani. Kimyasal bir katkı suni olmadığı için. Yapay. Yani koruyucu bir madde aynen, olmadığı aynen, için. Aynen, aynen, koruyucu madde. Helal gıda diyorsun. Aynen öyle. Nereliyiz Şahin kardeş? Efendim hocam? Nereli oluyoruz? Aslen Giresun Alıncalı'yım ama doğdum bittim bu Kınar Mahallesi'ndeyim. Ünye'de ikamet ediyoruz. Doğduk, büyüdük, Ünye'li olduk diyorsunuz. Aynen öyle. Müşterilerinize ne demek istersiniz? Müşterilere ne demek isterim? Hocam aslında çok şey söylemek isterim de bilmiyorum buradan olur mu? Olur söyle. Yani ne diyeyim? Bizi terk etmeye devam etsinler ama 5 vakit namazında kılmayı unutmasınlar. Oo, çok güzel bir teklif sundun. Aynen öyle. İnşallah bu teklifi de değerlendirsinler diyorsun. Yani beş vakit namazı kılmak için de helal bir gıda şart. Helal gıda olmadan? Ameller zayıf kalır. Noksan olur hocam. Bir zaman sonra tekler, bir zaman sonra hep bırakır. Hatta büyüklerden bir tanesi demiş hocam, bunu da söyleyelim. He. Dervişliğin 10'da 9'u helal gıdada, 1/10'u amelde. Diyorsun yani. Böyle bir öğüt veriyorsun. Yani helal gıda o kadar önemli. Maşallah okul teneffüslerinde full doluyor burası öğrencilerimizde. Elhamdülillah hocam, inşallah öğrencilerin hepsi namaza başlayacak. Yani gelen çocuklara böyle güzel nasihatler de anlatıyorsun değil mi? Kişi kişi değişiyor, hepsine söyleyemiyorsun. Ama söylediklerimiz var. Olsun, hikayeli de olsa, fıkralı da olsa onları sevdirmeye alıştır diyorsun. Bir zaman sonra o samimiyeti hissedersek zaten söylüyoruz hocam. İnşallah, hadi bakalım. Kaç gün yetiyor bunlar böyle? Hocam bu bizim 2 günlük ürünümüz. 2 günlük değil mi? 2 gün sonra bitecek bu. Yani 2 günün sonunda bitmiş olacak. Bitmediği zaman ne yapıyorsunuz? Hocam şöyle söyleyeyim, bitiyor. 2 gün bitmediği zaman ne oluyor diyelim? Hocam bu zamana kadar öyle bir şey yaşamadık. Yaşamadınız. İnşallah da yaşamayız. Ama bitmediği zaman da bakarız tadına. Eğer üründe bir arıza varsa müşteriye sunmuyorum diyorsun. Hayır bitiririz ama üründe bir sıkıntı olursa zaten direkt gidiyor diyorsun. Hayır. Ama çok şükür herhalde öyle bir şey yaşamadık. İnşallah tamam. Yaşamayız. Hadi bakalım. Kolay gelsin diyelim. Orhan abim sizlere de sağlıklar diliyorum. Allah razı olsun hocam. Sağ olun. Şahin kardeş tutuldu maşallah Ünye'de. Hayırlı olsun diyelim. Hayırlı işler diyoruz. Sağ olsun. Allah razı olsun hocam. Hadi hayırlı bereketli işler.